Buyurun Murat Bey. Süremiz bayağı bir saat. 5 dakikamız var. Ahmet Bey'in bayağı sözünü kestik. Buyursun evet. Görev yolu devam edersin. Yok yok hayır ben yani şey biraz... Şimdi hocam, hocamın da belirttiği gibi aslında bu yalanın, bu iftiranın çok önemli şeyleri var. Benim çok dikkatimi çekti bu kitapları araştırırken çok ilginç bir durum var. 1915'in 24 Nisan'ı. 28 Mayıs mıydı hocam tehcir kararı alınması? Evet 26-27. 27 Mayıs. Fakat 1918'de mesela bir hadise cereyan ediyor hocam. Siz bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Çok ilginçtir. 3 Haziran 1918'de imzalanan Batum Anlaşması için İstanbul'a bir heyet geliyor. Bir Taşnakçı Sütyun Kurulu. Osmanlı yetkilileriyle görüştükten sonra Ermeni Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet oldukları ve gerekli toprakları kendilerine verdikleri için Sultan 5. Mehmet'e teşekkürlerini ileterek kentten ayrılmışlardır. 1915'te bu olay cereyan ediyorsa 1918'de hiçbir öfkesiz, aksine teşekküre geliyorlar. Efendim bize toprak bağışladınız, Allah sizden razı olsun falan diye. Taşnak heyeti. Evet. Bir olayda arz edip hemen şey yapacağım. Yıl 1954, 27 Ocak hocam. Bu o dönemde Dış Politika Enstitüsü'nün başkanı olan Seyfi Taşan'ın anılarında var bu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar Amerika'ya gidecek. Burada anlatmaya çalıştığım şey çok enteresan. Yani 1918'de bir Ermeni öfkesi yok, bir intikam duygusu yok 1918'de. Bakın çok ilginç bir şey. Buralara gelip şey öldürüyorlar. Fakat Osmanlı'ya karşı siz bizi katlettiniz, işte soyumuzu kırdınız falan filan yok. Teşekküre geliyorlar. 1954'te de çok ilginç bir durum oluyor. Celal Bayar Amerika'ya gidecek. Amerika'da daha bir Türk lobisi oluşmamış. Dolayısıyla bir endişeye kapılıyorlar. Yani bize şey yaparlar mı diye. Orada bizi kimse karşılamayacak, kabaklamayacak falan diye. Birisinin aklına şey geliyor. Diyor ki ya bu şeyde San Francisco'da yaşayan Ermeniler var. Ermeni vatandaşlar var. Bunlar bize acaba şey yaparlar mı diye. Ve gidiyorlar. Hemen bir heyet gönderiyorlar. Görüşme yapıyorlar ve görüşmenin sonucunda kabul ediyorlar. Celal Bayar'ı bunlar karşılıyorlar 54'te. Evet. Bayrakları asıyorlar. Efendim Cumhurbaşkanımız diyorlar, bağırlarına basıyorlar ve 54'e kadar bir şey yok. 73'te biliyorsunuz efendim Manukyan bizim iki konsolosumuzu katlediyor. Burada çıkan sonuç şu, diyorlar ki Ermeniler işte sözde Ermeni soykırımı gerçekleşti, şöyle oldu böyle oldu. Ermeniler, Taşnak Partisi, Ermeni separatçılar, önde gelen aktörler... Bunlar bir palavra, sözde bir Ermeni soykırım belleği inşa etmişler yıllar sonra. Ve bunu da gerekçesini şöyle buluyorlar. Diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda efendim Yahudilere tazminat verildiği için efendim bunlar böyle bir sözde soykırım palavrası yapıp bu tazminattan kendileri de edinmek ve diasporadaki gençlerin efendim milli mensubiyetleri azalıyor. Bir milli mensubiyet kazandıralım onlara diye Türklere yönelik bir soykırım palavrası ortaya atıyorlar. Bu da benim çok dikkatimi çeken bir durum oldu. Vaktimiz başa çatır. Önce her birinizden kısaca olan bir cümleyi yekun alırım. Buyurun izanlarım. Yine bir meşhur söz var. Değiller ki yalancı yalanını söylemekten yorulmursa həqiqətçi de həqiqətini söylemekten yorulmamalıdır. Yani dünya bunun üzerinde qurulur ve ben düşünürüm ki biz həqiqətimizi demeliyim. Yusuf Bey buyurun. Ben de kısaca şunu söyleyeyim. Aslında bu konu sadece Türkiye'nin veya sadece Azerbaycan'ın sorunu değil. Dolayısıyla her iki ülkenin de çünkü o tarihlerde bir millet olarak yaşadıkları için ki Nuri Paşa ve onun askerleriyle gelip burada Bakü'yü kurtarıp Ermenilerin katliamını durduran kişi olarak şimdi o zaman şöyle bir şey yapmamız gerektiğine inanıyorum. Biz doğru düzgün bu konuyu araştıracak bir enstitü kurmalıyız. Ortak bir enstitü kurmalıyız ve bu enstitüde her yönüyle birlikte ciddi araştırmalar yapıp farklı dillerde de yayınlar yaparak dünyayı aydınlatmalıyız. Hüsale Hanım buyurun. Ben de düşünüyorum ki biz bacardıkça tarihçilerimizi, siyasetçilerimizi bu konuda danıştırmalıyız. Daha çok hakikatleri dile getirmeliyiz ve en çok da gerçekleri çatdırmalıyız. Çünkü gerçek hem tarihçinin, hem politikacının, hem gazetecinin yerine danışır. Yani en çok danışan tablo məhz bu tablodur. Çok doğru. Tənzilə Hanım. Ben de Yusuf Hocanın o fikrine katılıyorum ki,
Erməni məsələsində ümumiyyətlə bu sözdə soyqırımdan getmir sadəcə. Bu Qarabağ torpaqları işğal altındadır. Torpaq iddiaları həm Ermənistana və bütün Türkiyə, Azərbaycana. Bu erməni məsələsində Azərbaycan və Türkiyə bərabər hərəkət etməlidir. Murad bəy, bəlkə proqramı Əhməd bəy yekunlaşdırsın. Ben de öyle isterim. Yani ben de sadece ben değil, muhtemelen izleyen herkes de düşündüğümüz, hayal ettiğimiz ya da umduğumuz şey olursa evet, muhtemelen herkes memnun olacaktır derim. Onu da sen istersen bir tanıdayla. Ben tamaşaçılarla sağollaşırım ve bizim bugünkü programımızı Ahmet Şefak yekunlaştırır. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına, ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına, ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sırmalar sarsam koluna, İnciler dilsem yoluna, fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Yeah.